yayamazdı. Bu sadece yayılmış. Burayı fazla doldurmuşsun, kalın doldurmuşsun anlamında bir şey söylemiyorum. Zaten kimse onu diyemez. Abi yani bak şöyle söyleyeyim sana. Bu projeyi böyle çıkartamazsın abi. Ders verme veya X bir anlamında gelmedi. Öyle bir şey kimse sadece... Veremez. Koy arabayı çekici, getir bana. Ben de ustalık sanat olarak bu arabada heves kalmaz. Şimdi biz de bu işte dün gelmedik. Biz de 30 yıldır bu işin içindeyiz. Biz de biliyoruz. Başlıyorum direkt değil mi? Kayıtta mıydık? Okey. Yukarı Tokyo Garaj'dan herkese merhaba. Sizin de anladığınız üzere biraz gergin bir bölüm başlıyor. İlk defa başımıza böyle bir şey geliyor bölümlerimizin arasında. Fakat burada videolarımı yeni izleyen kişiler için özellikle belirtmek istediğim bir şey var. Mümkün olduğunca tarafsız dinlemeye özen gösterin. Çünkü burada gerçekten çok emek vermiş ustalar var. Kadir Usta'nın gözüne çarpan bir takım noktalar var. Burada kendisine verilen görevi en doğru şekilde yapmak isteyen Bekir Usta var. Burada daha önceden bu aracı hazırlamış dışarıda kaporta servisi verdiğimiz arkadaşlar var. Kısacası burada gerçekten çok fazla emek vermiş arkadaşlar var. Ama işin içerisinde bir takım fikir çatışmaları olmaya başladı. O yüzden video bitene kadar bence peşin fikirli olmayın. Mümkün olduğunca objektif olun ki kimsenin hakkı yenmemiş olsun. Bir gece mesai bittikten sonra yine Çakır Garaj'da. Usta bugün çok şıksın. Teşekkür ederim. Emekliyim burada, ne yapayım? Heyecanlandım çünkü. Ne kadar ilerlemiş olabilirsin onu merak ediyorum. Ne kadar ilerlemişim? İnce bir sıyırma macun vardır bunda. Macun deliklerini çektim. Bu olay buradan gelip şurada bitirdim şöyle. Hafiften mail verdim aşağı. Bunun kordonları çok bombeliydi biliyorsun. Evet. Parmak kalınlığındaydı. Ben bunu keskin yapmayı düşünüyorum. Neden keskin? Arabayı daha iyi gösteriyor. Ve senin fikrini de almak istiyorum ben bu konuda. Bunu biraz daha yani keskin, çok hafiften kıracağım ama o kalınlıkta olmayacak. Çünkü bunun çamurluklarla kapınınki kordonun kalınlığı aynı bir değil. Ama aynı yaptık şu anda. Ön çamurluğun bombesini görüyorsun ama. Bombesini görüyorum. Bunun burada olacak mı aynı bombe? Hayır, o değil. Şu kavistik mi? Onu Hayır. mu söylüyorsun? Şunu diyorum. Bak, tamam ne? Ama ön çamurlukların daha şişkin. Senin. Tabii. Hı-hı. Daha şişkin. Yok, o değil. Bu keskinliği hepsinde var. Tamam. Hepsinde var. Bu senin ön çamurlukların normalinden daha iyi şişkin. Tabii. Ondan sonra. Bunlar da şişkin. Yandan baktın mı bu da şişkin. Evet. Zaten bu şu kordonları ve şu oluğu ona göre ayarladık. Zaten orijinalinde de böyleydi. Hı-hı. Burada Bekir Usta'yı dinlerken böyle sanki kafanda oturmayan bir şey var gibi. Ne o? Burada Bekir Usta'lı bir durumum yok şu anda. Aslında yapılan iş baktığımda gayet hoşuma gitti. Hı. Yani baktım, ben bu arabayı getirdiğimde ne haldeydi, ne kadar ilerlemişiz. Bu ilerleme safhasını görmek aslında hoşuma gitti. Fakat oturmayan bazı şeyler var kafamda. Daha önce kaporta yapılırken dışarıdaki serviste de söylemiştim. Bu çamurlukları böyle istiyorum diye. Şimdi araba macun yiyince farklı görünüyor. İleriki aşamalarda da göreceksin. Bir de üstünde astar yiyince daha farklı görünüyor. Tecrübeli insan bunları ayırt edebiliyor. Ben bakıyorum, yapılan emeğin güzelliğini görüyorum. Ama benim kafamdakiyle örtüşüyor mu örtüşmüyor mu ona bakıyorum esasında. Hatta şöyle bir şey de yapabilirim size. Sabaha kadar okşarım. Yarın saat 11'de fiberci burada. Bakın bütün parçalar böyleydi. Yandan bakın sadece. Onu öyle anlarsınız. Sade kordon değil, dalgası var mı, düzlüğü. Ben bunu yarın parçalarını söktürüp son eksiklerini halledip epoksi astara gireceğim. İstediğin kadar bakabilirsin. Sen istediğin kadar bakabilirsin diyorsun da ben şu an kusur aramıyorum. Ben keyfine varıyorum. Bir kusur var ama seninle alakalı değil. Bu kadar bombeli ve yatık değildi. Bu taraf biraz daha dışarıda olması gerekiyor aslında. Şimdi tamam ama önceden sadece şöyle bir şey yani. İşte bu sacla yapılı evet. alakalı. Bu normalde bunun önceden biliyorsunuz fiber vardı. Fiberle şişirilmişti. Mesela senin bahsettiğin ön çamurluklar gibi aynen. mesela çok şişti. Aynen. Ama onu macunla verme şansın çok zor. Çok, neden zor? Çok macun gider. Evet, çok macun gider. Sağlıklı değil. Ufak Yok, bir şeyde ben... bu sabit parça. Hiçbir zaman unutmayın. Sabit parçalarda çok macunda patlama şansı yüksektir. Çünkü kasar. Esnek, sökülebilen. Mesela bak kaputtu
kapıydı, çamurluktu. Bunlar da böyle bir alternatif olmaz. Büyük parça olduğu için mi? Sabit parça olduğu için. Ne oluyor ki sabit parça olunca? Bu sökülen bir parça değil. Çok şey yani kasa esniyor. Kastığı zaman bu ufak bir şeyde patlatır. He tamam. Küçük parça olsa, sökülen parça olsa o farklı yerden bağlantılı olduğu için o tabii kasılmalardan ki etkilenmiyor. O, neden? Bunu civatalıdır, sökülür. O kasmaz. Ama bu civatalıdır, sökülür, kasmaz. Ama bu civatalı değil. Ama bu değil. Puntalı olduğu için, sabit arabanın üstündeki parça olduğu için senin dediğin olay macunda yapamazsın. Anladım. He yaparsın ama sonucuna ufak katlanırsın. Bir şeyde sonucunu da ustam bu patladı dersin, gelirsin. Bunu zaten hiçbir usta kabul etmez. Şu köşeleri birazcık yuvarlayacaksın mı? Kesinlikle. O iş bende ya. Sen git evinde rahat uyu. Güzel çıkmış ortaya. Çıtaları istiyorsun benden tabii. Oturup oturmadığını görmek için. Usta, buyur. Şu çok güzel olmuş. Keskinlik. Açık konuşayım. Ha, sipsivri değil. Çok ince bir kırılacak. Mesela o köşe gibi. Ona katılıyorum. Fakat bu keskinlik birazcık daha yeni modellerde belirgin ya. Yılını da kaçırmayayım arabanın. O yüzden aşırı da keskin olmasın. Mesela kordon benim kafamda daha farklıydı. Ben daha yumuşak hatlar bekliyorum. Çünkü 90'larda daha yumuşak hatlar var. 80'lerin sonuna doğru daha sert hatlar var. 2000'lerde daha sert hatlar var ama o 90 yılının ortalarına kadar daha yumuşak hatlar olduğu için ben birazcık daha yumuşak hat istiyorum aslında orada. Hmm. Her şey benim için çok heyecanlı gitti. Ama ben bugünün böyle gelişmesini beklemiyordum. Olaylar başlıyor. Kızışmaya başlıyor galiba şu an itibaren değil mi? Evet. Şu anda olaylar kızışıyor. Bugün Kadir gelecek. Clio'yu görmeye. Ona işimiz düştü. Sesini duydun mu Lido? Ta oradan sesinizi duydum. Ha? Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Dün ne güzel oynuyordun öyle, videoları seyrettim. E bırak da biraz da biz de oynayalım da. Adam oynasın ya. Kadir'in gelme amacı ne oraya? Kadir'in gelme amacı, biliyorsun daha önce biz fiber işlerinin hepsini Kadir'le çalıştık. Ben rica ettim. Kadir dedim, ön kaputta ciddi sıkıntımız var. Şimdi Çakır Garaj'da bizim çok iyi ustalarımız var. Ama orada fiber işi yok. Zaten ustalar da söylüyor. Fiber işini bir başkası yapsın. Bu çok önemli bir şey. Herkes kendi işiyle uğraşıyor çünkü. Kadir usta oraya kaputa bakmaya geldi. Kaputu da gördük zaten. Hı hı. Kaput oturmamış. Ya çarpılmış ya daha önce kalıp alınırken bir sorun var. Neticede kaputta ciddi bir sıkıntı var. Oturmuyor. Kim halleder? Kadir halleder. Hallederiz, Kadir halleder. Kadir'i çağırdım ve Kadir oradaki bütün sıkıntıları ortaya çıkarttı. Ama ve lakin Kadir'in başka şeyler de gözüne çarptı. Araçta gözüme çarpan yerler oldu. Bütün trimleri, bütün fitilleri hepsi takılıp öyle buna müdahale edilmesi lazım. Neden? Bunun finishing ile alakalı sıkıntılar şuralarda var. Bak gel bak şu işaretlediğim yer. Bak görüyor musun bak. Burası bunun tam oturmasını engelliyor. Bunun altından şu aranın alınması lazım. Şöyle yandan gel bir bak tam. Bak. Görüyor musun? Burası bir de öbür tarafta da var aynısı. Bak kasıyor. Kastığı için buraları oturtturmuyor şuralar. Görüyor musun buralar? Şuraların şöyle alınması lazım. Bana soracak olursan bu kaputu bütün parçaları takılıp yani fitilleri, bağlantıları, şuraya gelecek ızgaraları ondan sonra buna müdahale edilmesi lazım. Neden? Şu anda bak şöyle düşün. Tek merkez noktası burası. Merkez noktası orası ve oradan kilidi var. Burası böyle kalıyor. Varsayalım şurayı ayarladığını düşün. O yüzden bunun fitillerini, kaput ayar lastiklerini, buraya gelecek ızgaralarını, farları dahil takılıp ona göre üzerinde kesilip içilip son final ayarlarının olması gerekiyor. Artı şeylerde de var. Bu arka çamurluklarda da var kanka. Gördün mü oraları? Bak burası daha şişik. Burası daha fazla şişik. Kanka bak burası bak. Şurada geliyor. Burada böyle bir dışarı çıkıyor. Böyle geliyor. Şurada bir içeri girilitilik var. Böyle iniyor. Ve şurada su dolgun. Oraya bak. Gördün mü? Yani iki çamurluk arasında bayağı bir fark var. Önerim ne? Ya üstadlar zaten yapacağını yapmış. Hala da ilerliyorlar ama birazcık yani daha kaportasal anlamda bir şey yapamazlar. Yani yapacağı şey kesip çıkartmak olur. Kesip çıkartmadan artık birazcık dolgu yapacak mecbur olarak. O tavsiye etmem. Şuralarını çok az şey yapılması lazım. İşaretini yaptık, onu tavsiye etmem. Çünkü bu macun fibere benzemez. Ufak bir şeydi. Şimdi şöyle bir şey. Bunlar hayır, sabit parça. Şu anlamda bundan söylüyorum. Bundan patlatırsın. Kesmeyeceksen diyorum. Kesmeyeceksen, etmeyeceksen. Çamurluğa eğer işlem yapmayacaksan hani bu şekilde gidip
edecek ama şöyle dediğin anda ufak tefek. Artık o olay bu saatten sonra müdahale edilir mi onu bilmiyorum. Ederler mi? Ama şöyle bir şey. O macun olayı senin dediğin olay olmaz. Neden olmaz? Bunlar sabit parça. Patlama şansı çok yüksek. Esnek veya sökülen parça değil. Arabada şey değil ya. Kapı gibi bağımsız parça değil ya. Bir de bu araba biliyorsun arka torsiyon. Arkalar torsiyon önemli. Aynı. Çünkü dün akşam aslı bunun istişaresi şey aslında bu en başta işte şu yapılırken orantısını ayarlansaydı tutardı. Yapılırken olan bir sıkıntı. Ben şu anlamında söylüyorum. Bu şöyle bir şey. Eğer orantısı derken bu çamurluklar zaten eski halini hepimiz biliyoruz. Bu fiber vardı. Fiber kazındıktan sonra daha fazla müdahale edemezdi. Şişiremez. Çünkü çamurluklar özelliğini kaybetmişti. İşin doğrusu. Ustalar ne yaptı? Parça parça olanları kesip attı. Tek parça yaptı. Çekişlemelerini veya spotunu yapabildiğini yaptı. En son artık o sac yayılmış. Anladım. Sac yayılmış. Yani yeni bir çamurluk koyulması lazıma gidiyor kesinlikle, iş. Kesinlikle. Ama fiberden yapılsaydı istediği kadar şişirilebilirdi, edilebilir diye geliyor. Tabii ki onu istediği ben de şunu kadar söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu hazırlanırken de ustalar emek veriyor. Ona göre burayla ilgili bir aranızda toplantı yapmanız gerektiğine inanıyorum ben. Burayla alakalı benim gördüğümü söylüyorum. Üstadım yanlış anlamıyorsun değil mi? Hani kötü anlamda söylemiyorum. Sadece geldim bakıyoruz işte. Bir, hani kendi arabamız. Kusura bakma da sen gördüğünü söylüyorsun. Bunda çok emek var. Şöyle emek var. Bu sacla daha fazla oynayamazdı. Bu sac yayılmış. Sorun zaten seninle alakalı değil. Sorun bende veya değil. Bak şunu söylemeye çalışıyorum. Bak ne var biliyor musun? Orada Kadir çözüm adamı. Yani bu adam her şeyi çözdü mü bu zamana kadar? Çözdü tamam, senin çözdüm. GTR'da da. Çözüm adamı olduğu için çözüm odaklı gidiyor. Tamam. Bir yanda da Bekir Usta var. Aylardır bu işe emek vermiş. Tabii ki de çatışma olacak arasında. Yani aslında dediğin gibi ikisi de haklı. Kadir çözüm adamı. Bekir Usta bu arabaya gecesini gündüzünü verdi. Adam o olmaz diyor. Çünkü arabayla o ilgilendi. Şimdi şu şöyle olsun demek çok kolay ya. Kadir çözecek o işi. Böyle çözülür diyor. Ama Bekir Usta biliyor onun öyle olmayacağını mesela. Uğraşmış. Hem öyle bir de Bekir Usta zaten işi bir yere getirmiş. Heh. Bekir Usta kendi hatası olmayan bir konudan ötürü baştan başlamak istemeyebilir. Çünkü adam 3 gününü vermiş. Evet. Ben de olsam, zaten Kadir de aynı şeyi söylüyor. Ben de olsam diyor, benim emeğimin diyor, şu an önüne geçmesini istemem. Şimdi burada ne yapacağımıza iyi karar vermemiz gerekiyor. Bu önceden çok kötü formdaydı dedi, fiber yaptı. Fiberi sonra söküldü, saç yapıldı ya bu. Saç yapılırken bunu yapan arkadaşların öteki tarafla dengesini ayarlayıp kaynattırması lazımdı. Sana öyle gelmesi lazımdı demek istiyorum. Seninle alakalı bir şey var, sıkıntı var. Burayı fazla doldurmuşsun, kalın doldurmuşsun anlamında bir şey söylemiyorum. Onu zaten kimse onu diyemez. Çünkü onun haddi budur yani. Peki. Yani sanki Bekir Usta biraz kendi üzerine fazla alındı. Çünkü Kadir de söylüyor bu seninle alakalı değil diyor. Kadir Usta'nın bunu en sonda dedi ama. Doğru ama Kadir Usta'nın gördüğü çamurluk farklılıklarını ben görmedim biliyor musun? Yani onun gördüğü diyor ki bir taraf biraz daha geniş öteki taraf değil diyor. Ya adam görüyor zaten adam hatayı anında buluyor. Tamam buluyor ama bir tarafta depo kapağı var bir tarafta yok ve burada bir takım farklılıklar var. Bekir Usta onu halledemez ama şu an. Bekir Usta bir durum değil. Değil işte. O adam oraya macun sürerek o şey yapamaz. Hani ayıp kapatmaya benzer. Evet. Ama zaten kendi de söylüyor. Kulübünün formdan dışına çıkmış. Aynen. Ustanın kordonları gayet yerinde, gayet düzgün. Hani ustalık bir şey değil çünkü. Onunla alakalı bir şey değil. Çizgiler falan. Biliyorsun bir de biz eski Renault'cuyuz yani. Sabri Usta, Kadir Usta. Nasıl üstadım? Sabri Usta, ben kaputun rahat hareket edebilmesi için şuraların çaptığını gördüm. Buraları alınsın dedim. Buralar ayarlandığını varsayıyorum. Ayarlandığında buralar böyle. Ama giderken böyle olacak. Ben şunu söylüyorum. Doğukan'a da söyledim. Bunun bütün iç trimlerini, iç fitillerini, kaput ayar lastiklerini, farlarını, panjurunu, buraya gelen bütün parçaları bir takalım. Taktıktan sonra kaput nerelere değiyor, değmiyor ona bakalım. Bir de bu fitiller gelince böyle rahat oynuyor mu ve onları kaputu kilitliyor mu? Rahat şey yapmıyor, hareket ettirmiyor. Şuraları diyorum bir alttan sen alabildiğin kadar al, ben gerekli müdahaleye ederim. Hani ilaç atılması gereken, dolması gereken yerleri ben yaparım. Şuraya yani olayım, öyle mi?
Burası şu anda rahat hareket etmesini engelliyor, vuruyor. Şuraları biraz aldığı zaman biraz rahatlar. Ama ben de diyorum ki bütün iç bağlantılarını, bütün gelecek tamam. fitillerin hepsini takalım ki görelim nereye çarpıyor, nereye çarpmıyor. Finale göre bunun dışarı alınmasına müdahale edelim. Yani dört dört saç gibi olmaz. İster iseniz oynayacak ayarlarınla kaçıp olacak yani. Bunu ben milimetrik ayarlayamayız zaten. Yani bu böyle diyorsun. Böyle böyle. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani ya, içine takacağı hiçbir şey bu kaputun esnekliğini almaz. Şey yapmaz yani. Bu gene esner. Bunun herhangi bir yerde kontrol veya takma kilit merkezi noktada olduğu için bunu açman gerekiyor. Ne almam gerekiyor? Bunları yapacaksın ki kaput yerine otursun. Bunları açacaksın. Bunları üstadım bak yine anlamadınız. Bak ben şunu söyleyeyim. Ben anladım demek istediniz yok, de. Yok yok ben şunu söyleyeyim. Fitilleri diyorsun. Fitiller hayır hayır onunla alakalı. Bak, bunun bilgisi yok. Şimdi bak. Bak burası güzel. Bak bak bir şey söyleyeceğim. Bu fiberi tamam mı? Fiber ayarlanmaz etmez diyorsun ya. Ben sana ayarlayacağım sen de burada göreceksin. O anlamda... Abi işte siz ayarlayacaksınız. Hayır hayır. Üstadım bak ben bir şey anlatıyorum. Biz de bayağı arabalarla uğraşıyoruz. Yani burada ders verme veya da XP anlamında gelmedi. Öyle bir şekilde değil. Sadece... Şimdi biz de bu işte dün gelmedik. Biz de 30 yıldır bu işin içindeyiz. Biz de biliyoruz. Hani fiberle alakalı bizim yapacağımız bir dokunuş yok. Bunu demek sen bu bağlantılarını, inciklerini, boncuklarını tak. Fiber senin işin olmadığını biliyorum. Fiber benim işim. Ben bunun fiberinde sıkıntı olduğunu görüyorum. Ben de diyorum ki bunları tak. Ona göre bir ayar yapalım. Ona göre ayarlayalım. Kesilmesi gerekiyorsa keseceğim zaten. Burada kesip biçeriz, geliriz biz. Bir günde bitiririz bunun işini. İç kaput ayar lastiklerini, inciklerini, boncuklarını taktır ki nereye çarpıyor, nereye çarpma, farları, sinyalleri görelim. Herhalde. Daha yok fitil burada var. Ya bir fitil orada var evet. Şuralara filan gelen. Burada burada fitil yok. Burada var. Burada var. Var abi. Olmaz olur mu? Var. Burada var. Şey lastikleri de var burada. Şurada var ama bunlar şey yapmıyor. Kas onlar yok yok. Komple buradan böyle fitil gidiyor. Fitil geliyor. Fitil var. Onlar engelleyecek durum değil. Onu demek istiyorum. Ben de diyorum ki bir engelleme yapar. Zaten yumuşak ve doğru dürüst kaputa bile değmez. O zaman biz sana bunu hazırlayacağız. Hazırlayacaklar abi. Ben geleceğim buraya bir gün. Sabahtan akşama kadar üstadlarla beraber gül oynayıp işi çözeceğiz. Peki. Güle oynaya bir durum kalmadı ama Kadir Usta'dan birisi. Yok herkes iyi niyetli. Saygıda kusur da yok. Yani ama o gerginlikten sonra bilemedim. Ama, ya Kadir zaten çok şey. Asla bir insanın yanlış anlamaması için her şey söylemiş orada. Ama işte burada hata kimde ben anlayamadım. Yani söyleyecek adam tabii yanlışları gördüğünü söyleyecek ama gerildi ortam ya. Bayağı gergin bir çekim olmuş bu. Hani istemediğim bir şey de ustaların hevesinin kaçması. Yani herkes şu anda ya Clio bu ya. AE86 yapmış ustalar var orada. Evet. GTR yapmış ustalar var. Clio'da geldik kaldık. Sorun da bu biliyor musun? Bir GTR'ı yapıyor, bir AE86'yı yapıyor. Clio'da bir hatayı kendilerine yediremezler. İki iyi projenin başındaki ustalar bunlar. Tabii ki Clio'daki bir hatayı kabul edemeyecekler. Volkan, gördün mü? Evet abi. Gördün mü abi açıklığı? Evet. Kapıyı koyduğun zaman böyle, boyandığı zaman burası böyle pis duracak. Evet. Burası da plastik böyle bir plastik tampon parçası kesip kaynatarak böyle sıfıra sıfır ayarlanabilir. Anladın mı? Klasik yani. Finali neresi şu anda sen? Finali orasıysa bu maç benim kulağa uzun. Abi de tekere gelir. Çok bu tarafa gelmiyor. Uzun yapmışlar. Orayı alıştırılacak yani. Uzun yapmışlar burayı. Ona bir şey yapacaksanız orada yapmalısınız. Ya uzun yapmışlardan ziyade çamurluklar değişti ya. Bence çamurluklarda da var. Geniş... He olabilir bilmediğim için. Ya da ısıtacaksın bunu. Isıtıp şöyle alacaksın içeri. Abi ısıtıp basman için böyle bu formla ötmez. Çok... Öteki tarafa da bir bakalım. Burası güzel aslında. Onu da bir oturtalım. Burası sıfır abi. Sıfır mı? Oturt böyle. Onu orayı aynı bir göreyim istedim. Aynen burada da var. Ön çamurluklarla da fiberlerinde de sıkıntı var. Şöyle sıkıntı var. Bu tarafın şişiyle öteki tarafın şişi aynı değil abi. Bunda da var bak. Abi yani bak şöyle söyleyeyim sana. Bu projeyi böyle çıkartamazsın abi. Yani bu burası standart stok, orası white body. Kaputtan çok ben buraya takıldım. Doğukan çok sessiz sakinsin videoda. Sen ne düşünüyorsun o an? Yani ne problem senin için ne o an? Ben problemin ne olduğundan kendi adıma eminim. Çok eminim. Ben bunu ilk başta istediğim bir şeydi. Bak şimdi. Arabanın arkasından bakıyorsun çamurla, tamam mı? Çamurluk yan tarafı bu. Şöyle bir bombesi var değil mi? Hı hı. Şöyle bir bombesi var. Bombe. Öyle öyle. Bombe. Bombesi var. Şöyle bir bombesi var. Fakat benim istediğim bombe bak bu şekilde şu şekilde değildi. Benim istediğim bombe aslında olması gereken şu şekildeydi. Daha oval. Yani yandaki sacın bu kadar yatık değil de daha düz çıkıp üst tarafta katlanıyor olsaydı o kıvrımlar daha belirgin olacaktı. Hı hı. Mevzu orada patlıyor. Yani çamurluğun şeklinde.
Şimdi şöyle bir durum var. Bu işin geri dönüşü için ya yeniden saç olaylarına girmesi lazım. Ki girdik. Evet. Artık arabanın üzerindeki orijinal saçlara daha fazla müdahale edemeyiz. Usta da söylüyor zaten. Artık onda iyice hayvanlaştı. Bu saatten sonra yapılacak bir şey yok. Komple saçın değişmesi lazım. Yok. Ya bunu bu şekilde kabul edeceğiz. Böyle devam edeceğiz. Ya da alternatiflere bakacağız. Alternatifler ne acaba? Bu sonradan kaynatılmıştı. Sonra kesildi, bir daha koyuldu. Hı hı. Yani onun biraz daha kalıba göre, oraya göre bakılması gerekiyordu. Onu kaynatırken, okşan kaynağı kaynatmışlar. Onu biraz daha dışarı uğraşması gerekiyor. Peki bu içeri olan göçüklüğü dediğim gibi hafif presle alamaz mıyız? Bu şekli biraz toparlamaz mı? Burayı da atarsın. İçeriden. Ha? Burayı da atarsın. Biraz çekiştirerek düzeltemez miyiz onu geri? Burayı da atarsın. Yani olmaz ya. Çünkü onu çekiştirdikçe yani bu şeyleri bozarsın. Her tarafı bozarsın şu anda. Öyle bir durum ki bunu aslında ilk etapta yapılırken, kaynatılırken bile çekişleyerek, şekil vererek kaynatması gerekiyordu. O şekli vererek kaynatılmadığı için bu sefer bu süreçte benim burada hani okşan kaynağı yasak olduğundan dolayı ben müdahale edemedim biliyorsunuz. Evvelinde konuştuk bunu. Koy arabayı çekici, getir bana. Yapacak bir şey yok abi. Ayarlayalım. Çamurluğu buraya kopyalayacağım. Kaput ayarlarını çabucak. Sadece buradayken şu incikleri boncukları üstadlar taksınlar. Maşvelleri taksınlar. Kapıyı taksınlar abi. Bana gelsin. Ben buraları daha ayarlayayım sana. Ondan sonra gelsin. Üstadlar devam etsin. Burada geliyor. Burada tamamen içeri giriyor. Saplanıyor. Buradan sonra, şuradan sonra böyle dışarıya dönüp çıkıyor. Bir şeyler oluyor kafasına göre. Kadir Usta'nın en sevdiğim yönlerinden bir tanesi. Ne görürse söylüyor. Bir şeyi görüyor adam. Diyor ki bak ben bunu beğenmedim diyebiliyor. Tartışabilen insan iyidir. Tartışabiliyor. Arkasında durabiliyor. Orada gecesini gündüzüne katmış bir Bekir Usta var. Adam diyor ki uyuyamadım diyor. Kaç gündür diyor burada diyor. Bazı şeyleri toparlamaya çalışıyorum, düzeltmeye çalışıyorum diyor. Bu arada Bekir Usta'nın bir hatası da yok. Bazı şeylerin de olup olamayacağına kanaat getiren kaporta formeni var. Remzi Usta. O da diyor ki yani bu saca daha fazla müdahale edemezsin diyor. Bir de kaporta ile direkt ilgilenen, bazı aşamalarla ilgilenen Sabri Usta var. Şimdi herkes burada haklı aslında. O zaman haksız kim? Yani izleyelim o zaman. Bu kadar emek sarf ettik, bu kadar yolu yarıladık, %50 yarıladık. Bu iş başta olması gereken bir şey. Nasıl yön çamurluklar şişkin diyorsun, ona göre zamanında yapılması lazımdı. Şimdi bu kadar aşama %50'ye yanaşmışım, bu kadar emek sarf etmişim, o çamurlukları o hale getirmişim. Ama tutup da bu saatten sonra o çamurluklar kesilip başka bir şey olduğu zaman açıkça söyleyeyim ben kendi şahsi fikrim, benim bütün hevesim kırılır. Ben çünkü o çamurluklara çok emek verdim. O hale getireseye de canım çıktı. Ama bu saatten sonra o sıfır kesilir, yerine koyulur. Ha yapılır mı? Yapılır. Ama ben de ustalık sanat olarak bu arabada heves kalmaz. Kesinlikle çok haklı. Haklı. Bak şimdi çok haklı. Şöyle düşün. Bu öyle bir olay ki usta parasıyla değil mi kardeşim? Parasını veriyorum. Beğenmedim. Yine yap. Diyebileceğim bir durum değil. Çünkü bu adam işini aşkla severek yapan bir insan. Sen kalkıp sigorta servisine gidip de şey demiyorsun. Benim arabam böyleydi. Eskisi gibi olmamış demiyorsun. Sen olmayan bir şey yaptırıyorsun ustalara. Ve bu insanlar severek inanarak yapıyor. Clio'nun bombesi için de bu kadar yani sen takma. İş sende bitmiyor mu burada? Bak şimdi o başka. Ben şimdi bu projeyi bu şekilde kabul edebilirim. Her proje istediğimiz gibi sonuçlamak zorunda değil. Değil. Anladın mı? Bazı şartlar bizi evirir. Evriliriz. Deriz ki bu da böyle olsun. Der miyiz? Ya deriz. Ama kafamıza koyduğumuz bir şeyi de incelerken karşımıza çıkanları göz ardı etmiyoruz. Hikaye bu aslında. Hmm. En son isteyeceğim şey, bak en son isteyeceğim şey basit bir mal uğruna insanların moralinin bozulması. Ama bu sefer senin istediğin olmuyor işte. İşte yani bir yerde birimiz bir şeyden vazgeçecek. Evet. Bu kadar usta yol kat edecek, sen yolu yarı yolda bırakıp baştan başlatırsan hiçbir usta bunu kabul etmez. Çünkü o çamurluklar o haldeyken ben o hale getiresiye kadar emeğimi, sanatımı, her şeyimi, canımı ortaya koyup o hale getirmişim. Arkadaş onu anlatırken benim hevesim kırıldı. Orada benim ustalığımı, sanatımı sıfıra indirdi. Ha benimle alakalı mı? Hayır değil. Kesinlikle değil. Bunun daha önce ne vardı? Fiber vardı. Macun vardı ve ortalama 3 santime yakın şişkindi. Bu kadar. Ve bu 3 santim zemine indi. Fazla oynayamaz. Hiçbir usta oynayamaz. Çünkü o çamurlukların özelliği bitmişti. Yayılır. Bu sabit parça. Senin projendir. Yaparsın. Saygı duyarım. Ama bunun içinde de bir emek vardır. Şöyle bir hata var. Bana göre o sac ilk geldiğinde biliyorsunuz kaynaklıydı zaten. Parça koyulmuştu. Bizde oksijen kaynağı yasak olduğundan dolayı biz müdahale edemedik. Bunu siz dışarıda yaptırdınız. Ama yapan arkadaşlar muhtemeldir ki gözlerinden kaçmıştır. Bu süreçte bu kadar işlem yapıldı. Müdahale etsen bizim burada müdahale yine şansımız yok. Çünkü kaynak yemiş bir sac ve sertleşmiş. Onu spotla vesaire onu toparlama şansın yok.
Bekir Usta zaten morali bozdu. Çünkü günlerdir gidip yanına ben de gidiyorum, bakıyorum meraktan, hani bakıyoruz kordonları nasıl ayarlıyor, kavisleri ne yapıyor. Mümkün mertebe az macunla şekil vermeye çalışıyor. Haliyle o da morali bozulur. Gerildi. Hatta demin bayağı bir gerildi böyle. Hani sinirlendi. Ben bu kadar iş yaptım. Yine sil baştan yine mi yapacağız? Çünkü bir emek vermiş adam günlerce. Onun şeklini uyumadan neredeyse diyor gece düşünüyorum. Bu kalıbı böyle mi yapsam? Şekili böyle mi versem? Şu anda Bekir Usta onun kordonlarını 10 numara çıkarmış ortaya. Yani onun Kadir Usta'nın dediği bir fikir var. Hani o diğer tarafa bakaraktan kalıp yapacağız, saç yapacağız. Eğer düzgün bir şey olacaksa, yine Bekir Usta'yı çok üzmeyecekse veya olacaksa, düzgün bir şey olacaksa o olabilir. Başka türlü şu süreçte yapabilecek bir şey yok. Yani o sacın değişmesi gerekiyor. İşin doğrusu, işin özü olsaydı zaten ilk başta biz seninle bir istişare yaptığımız zaman bu sac olsaydı biz sacın yenisini, ikisinin de yenisini istedim. Yine haklı bir video daha. Yo, yine haklı. Bence usta da haklı. Zaten şöyle bir durum var. Nasıl örneklendireyim ki sana? Sen bu telefonu çok severek kullanıyorsundur. Ben sana gelirim derim ki ya bunun camı çizilmiş gördün mü? Dedikten sonra sen o fark etmediğin çizikle nasıl gözünde değeri düşebilir bunu, anlatabiliyor muyum? Ya çizildi artık bilmem ne, gözüm gibi baktın telefonda falan filan. Yani sinek ufaktır ama mide bulandırır. Şimdi herkes bir şey gördüğü zaman ya dediklersen görürsün. Evet evet doğru. Yani iş o oldu aslında. Şimdi aracın finallemişler ve bu şekilde boyaya gidiyor. Bundan sonra dönüşü yok. Daha biz bunu kesme biçme yapılmayacak ise bu abi. Buradan direkt boyaya gidecekse dedim. En azından oradan biraz çalarak, buradan biraz ekleyerek orantıyı sağlayabildiğin kadarıyla sağla. Öyle boya. En azından göze batmaması anlamında ama başında konuştuğumuz gibi o çamurluk sağ taraf, sağ arka taraf olmamış. Boyacı usta iyi bir usta, iyi bir arkadaş. Boyacının zaten boyacılık bir şey değil. Alınacak da bir şey yok. Sadece biz buraya yorum yapmaya geldik. Yani yorum yapmaya derken insanların işini eleştirmek anlamında değil. Boyacı verilen yolda tamam. Dört dörtlük ilerliyor zaten. Adam kordonları mordonlarını güzelce çıkartmış. Her şeyi gayet güzel gidiyor. Ama adama verilen yol o. O yolda izlemesi gerektiği söylenilmiş. O yolda ilerliyor. Ama ben de gelip gördüğümde sağ çamurlukta sol çamurluğun aynı olmadığını görüyorum. Ve bunu seninle paylaşıyorum. Yani sol taraf arabanın white body gibi olmuş. Sağ taraf stok araba gibi olmuş. O yüzden de buna müdahale edilmesi gerektiğini, eğer müdahale de edilmeyecek ise, abi bundan sonra dönüşü yok diyorsa, öteki tarafta atıyorum biraz macun vardır, öteki taraftan birazcık çalarsın, bu tarafa birazcık eklersin, öyle girsin anlamında. Ama yani seninle de konuşacağız bu konuyu. Oraya kesinlikle ve kesinlikle o çamurluk kesilip baştan çamurluk yapılmak zorunda da o kadar. Zorunda diyor. Konuşmamız lazım bence de. Ben hani emin değilim. Bak ben emin değilim. Benim gördüklerim gereği bence oraya yeniden bir çamurluk yapılması gerekmiyor. Şöyle, istediğim şekilde mi? Değil, şekil olarak. Şekil istediğim gibi değil. Ama gideri var mı? Var. 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 Yani sadece şuna kabul etmem lazım benim. Bu birazcık daha farklı bir çamurluk tasarımı. Bak tasarım, anahtar kelimeyi buldum. Tasarım farklı. Tasarım farklılığı var burada. Evet, doğru. Şimdi şöyle bir şey var. Başta o usta zaten onun sıkıntılı olduğunu, boyacı ustaları, oradaki kordonların düzgün olmadığı, şişikliğinin inik veya şişik olduğunu zaten görebilen ustalar. Zaten ustamız da iyi bir usta olduğu için rızası olmadan ona demiş ki bu yapılacak. O da yapmak zorunda kaldığı için emek vermiş. Şimdi de biz finalinde gelip burası böyle, burası şöyle dediğimiz için de usta otomatikman da emeğinin gittiği için üzülüyor. Saygı duymak lazım ustaya. Ben de olsam ben de bozulurdum. Çünkü atıyorum haftalarca, aylarca uğraştığım işe gelip birisi eleştiriyor. Ondan sonra da o eleştiriler sonucunda da oranın gerçekten değişmesi veya da müdahale edilmesi gerektiği ön plana çıkıp ve biz burayı yapacağız finalde dendiği zaman ustanın bütün emeği çöp oluyor. İster istemez de usta şey yapabiliyor, alınabiliyor. Saygı duymak lazım. Abi bu saatten sonra izlenmesi gereken olay bütün kapılar, maşbiyeller, bagaj kapağı dahil, kaputun bütün iç trimleri, orada da söyledim, iç trimleri, farları, sinyalleri. Arabayı komple ben sen teslim alacakmışsın gibi toplanacak. Arabayı göreceğiz. Gördükten sonra da nerelerine müdahale edilecekse edilecek. Maşbiyel kafaları, orijinal maşbiyel kafalarına göre white body çamurlukları koyduğun için çamurluklar white body'nin altı daha dar kaldığı için sen orijinalini koyduğun için uzun kalmış. Onları kesilip biçilip ayarlanması lazım. Aralarında boşluklar var. Onların ayarlanması lazım. Kaput zaten çok sıkıntılı. İnanılmaz sıkıntı var kaputta. Kaputun hem genişlemesi hem vuran yerleri var çamurlukta. Orada da gösterdiğim gibi. Onların müdahale edilmesi lazım. Bunların haricinde en önemli yer sol çamurluğun şu anda finalde sol kabul ettiğimiz çamurluğu sağ tarafa uyarlanması gerektiğiyle alakalı konumuz. Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Seni seviyorum. Neyse nihayet. Söyle. Yok bir şey söyleyeyim. Kamerada gözükmese de arkadaşlar ustaların arasında herhangi bir problem oluşmadı. Herkes birbirinin gönlünü aldı tabii ki, anlaştık. Fakat araç toplanacak. Toplandıktan sonra astar vurulacak. Çünkü paslanmaması lazım. Ne yapılacağını
en son istişare edip öyle karar vereceğiz. Ama bunun yapılabilmesi için de birazcık da arabanın alt takımını toplamamız gerekiyordu. Birazcık da eğlenceli olsun dedik. Arabanın alt takımına daldık. Bir gecede birazcık ön tarafı toparlayayım dedim. İyi. Stres attınız ha? Attım, birazcık da ufak dokunuşlar yaptım. Ne yaptın bakayım? Yes! Direksiyon kutusuyla başlayalım. Bugün arkadaşım aradı. İşte anlattı işte, direksiyon kutusu yaptırdım falan filan. Kaça yaptırdın dedim. 2000 lira dedi. Demek ki benim videomu izlememiş. İzleseydi indirim kuponuyla gidip 2000'e yaptırdığını çok daha ucuza yaptırabilirdim. Bir önceki bölümde sıfırlanmıştı bunun komple iç mekaniği. Sadece iç mekaniği de değil, körükle, mörükleri falan her şey temizlendi. Burası arabanın arkası. Arabayı böyle kullanıyorsam direksiyon şeyi burada, demek ki doğru yerdeyiz. Renault'u da anasını satayım. Çok uzun zamandır kurcalamadım ki hatırlamıyorum şeylerin ölçülerini. Her şey 13'tür diye düşünüyorum artık. Diğer taraf hoş zaten, sonu yok. Abi bu işte en kötü ne biliyor musun? Sen kendini söktüğün zaman neyin nereden söküldüğünü biliyorsun da. Evet. Bir başkası söktüğü zaman şey gibi, evinde bir başkasının eşyalarını toplaması. Aynen. Bir daha bulamıyorsun ya. Bu öyle abi. Aynen. Yani kendin yapacaksın. Yoksa ben istedim, ben kaşındım. Sağ olsun usta yardımcı oldu bana. Fıstık yoğurt. Sarıyı hiç açmayayım diyorum ki buralarından bağlayayım direkt. Çizilmez. Bunun içine bir şey koymamız gerekebilir yalnız. Gıcırdamasın diye bir yağ. Ben de takoz lastiklerin yenileri var ya. Yenilerini takalım. Bir de A86'dan kalması fırça gelmiş. Burada kendi usulüm bir çözüm deneyeceğim şimdi. Sadece şunun mesafesini merak ediyorum. Eski çıkan bu. Ezilmiş domatesleriyle beraber. Baktım bunu koydum, bunu koydum. Aşağı yukarı aynı yere geldi. O zaman dedim neden böyle sıfır domates ve şey yapmayayım diye. Takoz tabii bunlar domates. Biz kaykaydan ağızlı alışkanlığı. Yeni bir yönteme geldim. Hem her şey yenilenmiş olacak. Hem de Dobier marka alt takım parçalarına devam etmiş olacağız. Ben sevdim bunu ya. Güzel oldu. İster istemez biraz Japon karıştırdık işin içine. Ya içinden bir isim çok daha güzel olacağını söylüyor. Sen bunu bana bırak, üstü hallet. Aynen şimdi. Devam devam. Geliyor. Tamam. Al git. Hemen yapıştırıyorum, anında görüntüler. Dobier! Zıplatır sizi! Hatırlıyor musun onu? Hatırlıyorum. Şimdi. İşte bu! İşte bu kardeşim! Biraz bu tarafa kaydır. Şimdi takoz eksiğimiz var. Şu takozlardan bulmamız lazım. Tabii uydurma suyun iş yapıyoruz şu anda normal. Ha, senlik bölüm geliyor. Ne o? Hazır mısın? Hı hı. Bekle. Abi bu rengi nerede sipariş vermiştin? Bu civciv sarısı. Sevdin mi? Abi bu rengi ilk Porsche'nin hibrit araçlarında, tren balatalarında görmüştüm. Hatta kararadan vardı. Dış ses. 918'den vardı. Duy sesimizi, senin beğenmediğin o sarıyı Porsche Carrera frenin sisteminde de kullanıyordu. Şu kutuyu açıp baksana. Araştırmıştım. Tam olarak dediğin bu muydu? Yok, bu rengi tutturmak çok zor. Bu biraz daha sarımsı olmuş. Sanki böyle 2-3 katman yeşil ve sarı gibi bir renk. Tamam, olmuş işte. olmuş işte. Porsche Acid Green olması lazım rengin adı. Bak çok pis gaza gelip arabayı bile boyarım o rengi. Beni sinirlendirmeyin oğlum. Kafamda çingene pembesi varken beni sinirlendirmeyin. O kadar mantıksız bir şey söylediniz ki şu an. Yani Porsche'un rengi o diye ben o beğenmediğim rengi beğenecek değilim yani. Jantının içindeki et beni sarı diye Porsche'da varmış. Çok saçma ya. Bu erkeklerin şeyini anlamıyorum. Doğukan diyor ya videoda, işte bütün arabamı bak bu renge boyarım diye. Porsche'dan sonra bunu dedi. Porsche'dan önce böyle bir cümle kurmadı bu adam ya. Sen kendi tırnaklarının rengine bak. Bu kadar etki edemez Porsche'dur bilmem nedir Lambo. Hani sevmiyordun sen öyle şeyleri. Sevmiyorum.
Yorumu bir daha yapar mısın lütfen kamera arkasından konuşurken? Az önce kameradan bakarken ilk defa canlı gördüm bunları. Renk bayağı farklıymış. Kamerada çok sarı duruyor ama aslında şimdi görseline koyacağımız Porsche asit gri miydi abi? Ona çok yakın bir... Ekran mı yanıltıyor seni? Evet. Gerçekte güzel ama diyorsun. Gerçekte çok farklı. Teşekkür ederim. Bak civciv sarısı bu. Bu civciv sarısı. Evet. Bu asit gri. Sadece ve sadece şunlar değişecek. O kadar. Ondan sonra programımız kapatacak. Kaliperin sağ tarafı, sol tarafı nasıl, hangisinin doğru olduğunu nereden biliyorsun? Biliyor musun? Nereden biliyorum? Aslında ikisi de bir özellik dışında her şey aynı. Halatta telinden alalım dedi ki. Akıtma. Evet. Akıtmanın ama... yukarıda olması lazım. Çünkü hava kabarcığı yukarı çıkar. He. Ters takarsan hava kabarcığı aşağıda kalır. Kalır. Gel. Yorulduk ama arabanın alt tarafı Clio'ya takılacak kadar toparlandı. En azından Kadir'e gittiğinde kaputun yapılması için ileri geri hareketleri vesaire oralarda problem yaşamayacağız. Bütün civatalar kontrol edildi. Tekrar arada ben bir daha kontrol ettim. 2-3 tane eksiğimiz kaldı. Gideceğim sanayide onları tamamlayacağım. Ondan sonra bereline yapıştır. Kaldığımız yerden devam. Ama yoruldum. Aa, video bitti. Bitti. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bu arada yorumlarınızı da yapın. Herkes haklıysa haksız olan kim?